Evet. Her girenden de, her arabaya binenden de 2 lira alıyorlar gözümüzün önünde. İster misiniz paranızı lütfen? Bir dakika beyefendi, arayın da başkanlığı. Bizim bir şeyimiz yok. 2 lira verdiniz değil mi? Evet. 2 lira verdiniz ve para üstü verilmedi size. Evet, verilmedi. Evet. Varsa böyle bir şey tabii ki para üstü isterim. Şuraya tarifelerin asılması gerekiyor bir kere. Tarifeler de. Arkadaşın ücretini verir misiniz? Koyun gibi milletiz. İsteyen istediğini yapıyor. İnebilir miyim? Görüşürüz. Söyledim şey yapmıyor. Yani gürültü yapıyor. Yani herkes şimdi şey yapıyor arabada da. Ben gürültü yapmıyorum. Ben gerçeği söylüyorum. Hep işte konuşuyor. Tamam. 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 Tamam başkanım. Beyefendi görüşün. Görüşün buyurun. Buyurun. İyi günler buyurun. Kimle görüşüyorum? Ayhan Taşkın. Ayhan Taşkın. Hayır, ben biraz önce minibüse bindim, 2 lira verdim, 2 lira verdim, paranın üstünü istedim. Beyefendi size tebligat gelmez. Belediye meclisinin aldığı bir karar var. Belediye meclisinin aldığı karar gereği 6 Mart'tan itibaren kartlı kartsız binişler öğrencilerde 1.15, sivillerde 1.65. Tamam. Bakın şu an bu belgelenmiş, kanıtlanmış bir şekilde 2 lira aldığınız kanıtlanmış durumda ve diyorsunuz ki size bir tebligat yapılmadı. Siz Serhat Birlik Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesisiniz öyle mi? Ayhan Taşkın öyle mi? Evet tamam, bu söylediklerinizin hepsi de kayda giriyor zaten. Serhat Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Taşkın bize tebligat yapılmadı diyor telefonda. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bakalım bu tebligat yapıldı mı yapılmadı mı öğreneceğiz. İyi günler. Hacım teyze. Evet, bize tebligat yapılmadı deniyor. Serhat Birlik Yönetim Kurulu üyesi tarafından. Belediye meclisinin aldığı karar tebligat niteliğindedir ve tüm herkesin uyması gerekir. Tüm kurum kuruluşların uyması gerekir. Arkadaşın parasını verir misiniz? 2 liranın üstünü. Beyefendi bana başkanım. Evet, şoför arkadaş da 2 lira verenlerin parasının üstünü maalesef vermiyor. Bunu da gözlerinizle tanık oldunuz. Tüm Edirne görecek bunları. Tüm Edirne görecek bunları. Resmen vatandaşın parası gasp ediliyor. Lütfen iyi izleyin. Sen yönetim kurulu üyesi olacaksın da 2 liranın 1.65'e düştüğünü bilmeyecek misin lütfen? Yapmayın böyle şeyler yani. Ya olayı biliyorsun, bilmediğinizi söylemeniz işte ayıp bir şey ya. Ayıp. Tebligat falan yok kardeşim. Belediye meclisi aldığı kararı uygulamak zorundasınız. Siz uygulamak zorundasınız. Siz uygulamak zorundasınız. Yok tebligat geldi, yok gelmedi, yok şu oldu, yok bu oldu, öyle bir şey yok. Tamam, iyi günler kardeşim. İlet kardeşim, ilet. Çok iyi tanıdık. Senin yapacak bir şey yok. Panik yaptı vatandaş. Nasıl? Panik yaptı vatandaş. Orayı duruyor. Onları öldüreceğim. Büyük patlıcan. Tabii canım yapacağım. Beni bilirler onlar bile. Ne haberler yaptığımı. Arkadaş 2 lira verdi, vermediniz üstünü. Beyefendi, başkanlarımı dinlemek zorundayım şu an. Her arabaya bineni dinleyemiyorum. Evet, doğru. Şoför arkadaş, ben işçiyim. Arabaya bineni dinleyemem, ben başkanıma dinlerim diyor. Ve her gelenden, her binenden 2 lira almaya devam ediyor. Para üstü de vermiyor. Bu vatandaşların hepsi Cumhuriyet Başsavcılığına birer dilekçeyle şikayet edebilirler.